Dil burnunu sağımızda bırakıp sola doğru ayrılan yokuştan çıktığımızda Büyükada Manastır Tepesi, Büyükada Rum Yetimhanesi, bir başka deyişle Prinko Rum Yetimhanesi ile karşılaşıyoruz. Yapı 1898-1899 yıllarında bir Fransız şirketince Prinko Palace adıyla otel olarak kullanmak üzere dönemin ünlü mimarlarından Alexander Valery tarafından inşa edilmiş. Bazı kaynaklara göre dünyanın en büyük ahşap yapısı ve dünyanın ilk çok katlı ahşap karkas sistemiyle inşa edilmiş yapısı olarak gösteriliyor. Yapının yan bölümlerinde 6, diğer bölümlerinde 5'er kat olarak tasarlanmış. Yapının cephelerinde görülen çıkmalar binayı monotonluktan kurtarıp hareketlilik sağlanmış. Bir asrı çoktan devirmiş, 200'ü aşkın odasıyla muhteşem yapının iç mekanlarında ahşap süslemeler, dış yüzeylerde sadelik gözleniyor. Yapı her ne kadar otel olarak tasarlanıp bitirilse de dönemin ünlü yönetiminden gerekli izin alınamamış. Ve sonuçta el değiştirip Eleni Zarifi isimli bir Rum kadın tarafından satın alınmış. Bir süre Yedikule Balıklı Rum Hastanesi'nin de işlevini sürdüren Rum Yetimhanesi 1902 yılında Büyükada'ya taşınmış. Daha sonraları Birinci Dünya Savaşı yıllarında Kuleli Askeri Mektebi yerleşmiş. Adaya gönderilen Rum göçmenleri de barındırmış. Yetimhane Hebelada'ya nakledilince de 1960'lı yıllarda bina boşaltılmış. O tarihten sonra Rum Ortodoks Patrikhanesi kontrolündeki yapı kullanılamaz olmuş. Genellikle ada turuna çıkan yerli yabancı turistler yetimhane binasının içine giremeseler de dışarıdan fotoğraf çekip gözlemlerde bulunuyorlar. Yaklaşık 150 liralık bir ücretle kiralayacağınız bir fayton sizi iskeleden yetimhaneye getirebiliyor. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nereden böyle yolculuk? İstanbul Avcılar. İstanbul Avcılar'dan. Yetimhaneyi görmek için mi geldiniz? Evet. Genel adayı görmek için. Adayı. Evet. Nasıl ulaşım şekliniz? Yürüyerek mi, bisikletle mi, faytonla mı? Bisiklete daha var. Birazdan bisiklete geçeceğiz. Sonra bisiklete geçeceksiniz. Neler gördünüz adada? Yani yeni geldiğimiz için aslında. Şu an daha çok bir rampalar gördük. Rampalar. Bir yorulduk. Ama villaları da gördünüz. Evet. Tarihi binaları da gördünüz. Evet. En çok neden etkilendiniz? Sokaklar genel olarak etkileyici. Aynen. Bu sene adanın biraz tenha hali. Pazar günleri çok kalabalık olur. Özellikle İstanbul nefes borusu olarak buraya akar. Evet, evet. Şeye çıkacak mısınız, Ayazma Tepesi'ne? Düşünüyoruz evet. Düşünüyorsunuz. Peki okuyorsunuz herhalde. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Teşekkür İyi tatiller. Hoşça kalın. Büyükada Dilburnu Yetimhanesi'nin arka cephesi de ön cephesi gibi halat vaziyette. Bina dışarıdan girişleri kapatılmış. Etrafı demir parmaklık ve tel örgüyle çevrilmiş. Fakat restore için gerçekten çok geç kalınmış. Bu kışı çıkartır mı bilmem. 2016 yılı 2017 için ümit vermiyor. Yetimhane binası Sedef Adası ile karşılıklı. Manzarası da Sedef Adası'nı tepeden görünür bir hakimiyete sahip. Binanın ne kadar metreküp ahşap kullanımıyla meydana geldiğini kesin söylemek zor. Birkaç yerinde
bacalarda ve girişinde. 5 katlı hizaya denk gelecek şekilde tuğla yapım. Ve girişte 1. kat zemin katında tuğla yapım görünüyor. Diğer bölüm aşağı. İçeride horozlar ve bir de küçük koyun sürüsü var. Çoğu kilisede olduğu gibi, metruk kiliselerde olduğu gibi bu yetimhane de ağıl olarak kullanılıyor. Yapının cephesini tam olarak dolaştım. Bu da batı tarafı. Evet, artık kendini taşıyamayacak durumda. Çatı zaten ağlıyor. Tüm savunma mekanizması, dam bitmiş. Pencerelerde de cam olmayınca haliyle rüzgar yağışı da içeri sokacak. Ara katlarla beraber büyük ihtimalle bir sabah yapı çökmüş olacak. Dilerim kurtarırlar. Büyükada yetimhane binası. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük dedik. Dünyanın ikinci büyük yapısı dedik. Ahşap üzerine. Etrafında içeri giremesek de demir parmaklıklar ve tel örgüler arasından yapıyı size göstermeye çalıştım. Ömrünün ne kadar kaldığını bilemiyorum ama çok değil. Gerçi yetimhane binası bize ait değil. Fakat yine de bir tarihsel olarak desteklemek ve hayatını idame ettirebilmek için bir takım yardımlar gerekiyor sanıyorum. Büyükada'da birbirinden cazip yemek yenecek yerler var. Bunlar genellikle sahil restoranları, iskeleden belediyeye doğru uzanan hatta bulunuyor. Ayrıca Nizam Caddesi'nde de yine adayı sahiline tepeden gören manzaralı güzel restoranlar var. Burada da gerek balık, gerekse çeşitli zeytinyağlı mezeler yiyebiliyorsunuz. Hem esintili hem de Kınalı, Burgaz, Heybeli ada manzaralı. Ayrıca gerek motorlara, gerek deniz otobüsleri, gerekse vapurların kalkışlarına da yukarıdan tanık olabiliyorsunuz. Hafta sonu cumartesi pazar adı iskeleleri
İstanbul'dan gelen yolcularla oldukça hareketli saatler yaşıyor. Adada motorlu taşıt olmadığı için şeyde yok mu? Ulaşım ya faytonlarla ya bisikletle ya da yürüyerek yapılıyor. Şehirden de pek farklı kaldığı söylenemez. Yeni yeni resmi hizmete mahsus. Akülü ağaçlarda yine ada sokaklarında boy gösteriyor. Evet, adanın kalbine yani iskele meydanına yaklaşıyoruz. Burada da Beyoğlu İstiklal Caddesi'ni ya da Mahmut Paşa'yı andıran bir kalabalık var. Genellikle vapurdan inenler, motordan inenler önce kaymakamlığa doğru Nizam Caddesi'nden yürüyüşe başlıyorlar. Hoş geldiniz. İşte Saat Kulesi meydanı. Adanın hem buluşma noktası hem de en yoğun yeri. Burada selfie çekilmeyen neredeyse yok gibi. Büyükada konusunda bir önce yaptığım klipte dil burnuna ayazmaya çıkmıştım. Bu defa mümkün olabildiğince ilk klipte olmayan mekanları çekmeye çalışıyorum. Fakat dönüp dolaşıp geleceğimiz yer yine Büyükada İskele Meydanı ve Çarşı. Şimdi biraz da adanın dondurmacılarından uzaklaşıp çarşısına ilerliyoruz. Önceki yıllara nazaran Büyükada'da bu sene daha az kalabalık olduğu söyleniyor. Kentteki turist oranının azlığı adayı da etkilemiş. Her ne kadar turist az desek de pazar günü ada fazlasıyla taşıyor. Çok teşekkür ederim.
İsteyen restoranda, isteyen de kafelerde yemek yiyor. Burası da ekonomik ve lezzetli balık ekmek yenen bir yer. Efendim hoş geldiniz. Nereden geldiniz? Ankara'dan geldik. Ankara'dan geldiniz. Ankara'dan geldik. Kızımın dün İstanbul Hukuk Fakültesi Üniversitesi'nde kek töreni vardı. Evet. Onunla birlikte adaları da gezelim istedik. Nasıl buldunuz? Çok mükemmel. Daha önce gelmiş miydiniz? Tabii defalarca geldim. Bu sefer biraz... Fakültesi öğrencisi. Öyle mi? Evet. Hayırlı olsun efendim. İstanbul'dan uzakta olanlar için ve adayı özleyenler için adanın son durumunu göstermek amacıyla sizlere bir de Büyükada'nın çarşısında keyifle börek yiyenleri gösteriyoruz. Burada patlıcanlı poğaça yiyin. Burada patlıcanlı poğaça. Evet. Meşhur mudur efendim evet, burası? Aha. Siz beğeniyorsunuz ve sürekli geliyorsunuz. Afiyet olsun. En azından korna sesi ve araç geçişi olmayan bir yer. Herkes kendi halinde. Adama kebapçılar, börekçiler daha fazla. Alışveriş edenlerin de sayısı öyle çok fazla değil. Burası daha ziyade adaya gelenlerin etrafı tanıma amaçlı dolaştığı yerler. Şimdi de adanın sahili doğal klimalı püfür püfür esen havasıyla gerçekten İstanbul'un bir nefes borusu. Hani nasıl Adanalılar, Mersinliler sıcak ve rutubetli yaz aylarında yaylaya çıkıp orada serinlerlerse İstanbullular da size biraz daha korkunç görüntüyü göstereyim. Kartal karşımız. İstanbullular da gerek karşı taraf Bostancı'dan gerekse Karaköy gemileri, Kabataş, Beşiktaş, Kadıköy hattında motorlarla buraya taşınıyorlar. Burada da karşımızda bir deniz kız var. Biraz ileride de Lefter Küçükhan Kuyadası'na ilgili varmış. Fakat bir restoranın önündeymiş. Ailesinin isteği üzerine kaldırmışlar. Oraya bir martı heykeli koymuşlar. Fakat deniz kızı biraz da mozaikten, bayraz parçalarından yapılmış. Özellikle kuyruğu bel kısmına kadar biraz da tombulca. Ama hiç yoktan iyidir. Heykel fakir İstanbul'da böyle bir deniz kızını görmek de göz estetiği açısından oldukça hoş. Deniz kızını taşıncılar da gördük. Rapsiki'de de gördük. Ören'de de gördük. Herhalde her denizden çıkabileceği için büyük adamını görmemiz yadırganamaz. Şimdi iskeleye gidiyoruz artık. İskele. Herkesin mecburen gittiği yer. Eskiden adanın su ihtiyacı Kabataş'tan kalkan Koşal isimli su tanker gemisiyle yapılırdı. Artık öyle bir problem kalmadı. Ada kendi suyunu borularla şehirden getirtiyor. Bunlar da nostalji olarak taşımacılıkta kullanılıyor. Yani ahşap tekneler. Yine adada berbat geçen 2016 turizminin izlerini görmek mümkün. Böyle İngiliz, Fransız, İtalyan, Alman turistler rastlamıyoruz. Bol miktarda Arap turist var. Arap turistler
restoranlarda oturarak bir nebze olsun deniz hasretlerini gidermeye çalışıyorlar. Evet, bir pazar. Pazar günü olmasına rağmen hiç de öyle tatminkar bir müşteri yok. Üstelik Eylül'ün ilk haftası. Balık avlama yasağı da bitmiş. Buna rağmen sanıyorum restoran sahipleri her şeyi hazırlamışlar. Şimdi dediniz ki İngilizler, Fransızlar, Almanlar, evet. İtalyanlar geliyordu. Onların bir devri bitti. Onların devri bitti. Yunanlılar başladı. Yunanlılar başladı. Yunanlılar ortalama 4-5 senede Yunanlıların devamı. Onların krizi olunca Arap mevsimi başladı. Evet. Arap mevsimi ne zaman başladı? Başbakan Tayyip Erdoğan one minute dedikten sonra başladı. Hızlı bir çıkış yaptı. O çıkış bu seneye kadar, yani 2015'in sonuna kadar devam etti, ondan sonra bitti. Peki restoranlar genellikle içki satarak para kazanırlar. Araplar içki içiyor mu? İçiyor. İçiyorlar. İçiyor, nasıl içiyor ama? Gizli içiyorlar. Gizli yani, içiyorlar. Ailesiyle masada oturup kendisi gelip içeride bir bir rakı veya bir viski içebiliyor. Ha, öyle içiyor içeride, öyle fondip yapıyor, atıyor tekrar aynen. Dışarı çıkıyor. Demek ki içki içtikleri görünsün istemiyorlar. Kesinlikle. Aa, demek ki Arap da içiyormuş. Büyük ada şu an büyük şehir oldu. Büyük şehir olmuş, evet, bir trafiği evet. Yok. Aynen. Peki 1 Eylül'de balık yasağı, yani balık avlama yasağı bitti. Evet. Ama çok zenginlik ve büyük bir bolluk göremiyorum. Nedendir? Aynen. Mevsim değişikliği diyebiliriz. Balık su sıcak dibe mi kaçtı? Yakalayamıyorlar mı? Hava mı bozuk? Nesilde şey, kendi yani. Yani bu kadar yasağa uysak da balık olmayınca olmuyor. Olmuyor kesinlikle. Siz ne yapıyorsunuz? Zorlukla mı balık buluyorsunuz? Biz de zorlukla buluyoruz. Yetiştirme balıkları satıyoruz. Bir de tabii fiyatlar da yüksek oluyor. Aynen. Bir palamutun bugün 25-27 lira tanesi alınırsa müşteriye kaç paraya satılır? En azından 50 liradan aşağı olmaz. Ya ona satamayız da en az 35-40 liraya onu aşamıyoruz. 3-4 tarafımız deniz ve aynen. Biz balık kıtlığı yaşıyoruz. Bir de Büyükada'daki hamur üstü insanların çoğu kaçtı. Kaçtılar. Aynen. Şu an adaların içinde en kaliteli hamur üstü insanlar burada. Evet, yemek yemesini bilen, yemek kültürü olan, para aynen. Harcamasını bilen, ben akşam yemeğini dışarıda yiyen. Yani ben garsonluk yaptığımda dahi keyif alıyorum. Maşa servisi yapıyorum. Çok doğru söylüyorsun. Müşteri olduğuna dahi. Peki gelecekten beklentin nedir? Gelecekte önce ülkemizin sağlıklı bir konuma gelmesi. Yani ben ticari açısından sordum. Mesela Beyoğlu'nda birçok ünlü marka dükkan kapatıyor. İşletme vergisini ödeyemiyor, kirayı ödeyemiyor. Biz sadece bu sene için sadece gemiyi nasıl kurtaracağım peşine ona düşünüyoruz. Ona cepten yiyorsunuz yani. Aynen. Peki çok yani teşekkür ediyorum. Yani para kazanmayı düşünmüyoruz sağ olun. Bu sene. Yani bu meslek aşkını yaşatmak için demek ki böyle bir tasarrufa girdiniz. Büyükada börek ve pasta fırına geliyoruz. Bu da Büyükada'nın sakızlı kurabiyeleri çok meşhur. Ne kadar şey yapalım? Bunun ikisi koyuyoruz. Her şey uzun oluyor. Sakızlı ben onları tamam. Çeşitler bir hayli fazla. İsimlerini saymaya kalksak bir hayli uzun sürecek. Ama Büyükada'ya gelip de sakızlı kurabiyeden almadan olmaz. Burası Büyükada'nın ciğercisi mi? Evet. Ne özelliği var efendim sizin meşhur olmanızın? Efendim %100 dana ciğerinden, yaparız. Hiç katkı yoktur içerisinde. Evet. Beğeniyorlar ciğerimizi. Patatesle biraz karıştırmalı yapıyoruz. Ekmek arası 7 lira. Lezzetli. Dana ciğerinden yapıyorum tabii. Dediniz. Evet. Ondan sonra içine patates kızartması evet. Garnitür olarak koyuyorsunuz. Tabii garnitür olarak içerisinde evet. Patates yapıştığı için. Evet bir de nostaljik bir şeyiniz var. Tezgahınız var galiba. Evet. Ben yaptırdım onu. Geçmişe ekmek, domates var. Soğanlı, movanlı. Evet. Yolunuz düşerse bekleriz tamam. Herkese. Hem ekonomik nedir fiyatı? 7 lira. 7 lira. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı günler. Olsun. Efendim afiyet olsun. Bunlar av sezonu bitti. Yani av yasağı bitti. Adaya balık yemeği mi geldiniz? Evet. Önce kahvaltıyla başladık. Kahvaltıyla başladınız. Kahveyle devam ettik. Evet. Şimdi de yemek. Yemek yiyorsunuz. Memnunsunuz. Evet.
Menüde neler var, affedersiniz? Bende deniz börülcesi vardı, bitti. Deniz börülcesi, evet, o güzel oluyor sarımsaklı. Siz palamut mu yiyorsunuz? Levrek. Ya bu çiftlik ama, değil mi? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz ama lezzetli. Deniz. Evet. Çok güzel. Peki efendim, iyi tatiller, afiyet olsun. Sağ olun. Adada her şey yemek mümkün. Burası da Büyükadalı Köfte Piyas Salonu. Kimi balık yiyor, kimi köfte piyaz yiyor. Efendim afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sık sık gelir misiniz? Memnun musunuz? Evet, burası olmazsa olmaz. Öyle midir? Adalı mısınız yoksa dışarıdan? Adalısınız. Hep evet. Buraya gelip bir köfte piyaz deniyorsunuz. Evet, evet, aynen. Peki efendim, teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Sağ olun. İskele meydanına geldik. Dondurmacıların bulunduğu yer. Burası da Yüksek Kahve. Bir hayli tarihi eski bir kahve. Allah taksiratını affetsin. Hiç unutmam, burada ünlü futbolcu Fenerbahçeli Defter Küçükhan Donyedis'le beraber oturmuştuk. Defter vefat etti. Ama kafe devam ediyor. Beş top 5 lira. Yani top dediğimiz dondurma tabi. Ve bütün yollar Büyükada iskelesine çıkıyor. Şimdi de iskelenin sağ tarafına doğru gidiyoruz. Burada da yine eski bir kahve var. Burada tavla oynayabiliyorsunuz. İsterseniz nargile içebiliyorsunuz. İsterseniz çay kahve içerek mola veriyorsunuz. Yoyo oynayan, nostalji yaşayan, çocukluk özlemini giderenler de var. Efendim iyi tatiller, hoşçakalın. Burası da Büyükada Motor İskelesi. Kişi başı 7,5 lira verdiğiniz zaman şimdilik Kabataş'a kadar yaklaşık 1 saatte ulaşabiliyorsunuz. Fakat biliyorsunuz yine Mart projesi dolayısıyla motor iskeleleri Beşiktaş'a ve Karaköy'e taksim edilmiş durumda. Herhalde Kabataş'ta yakında yolcu indirme. Biraz önce restoran sahibinin söylediği gibi Büyükada artık şehir olmuş. Akşam olmasına rağmen adaya gelmeler devam ediyor. Daha geldi ama baba. Arkadan geliyor ama. Büyükada iskelesi Eminönü Arena'yı aratmıyor.